Merhaba arkadaşlar, bu videoda Ruji Re'ye demo çantası ile birlikte backpack çalışmasını yapacağız. Bu işlemi Ruji Cloud uygulaması üzerinden yapacağız. Ruji Cloud uygulaması ücretsiz ve ömür boyu kullanabilirsiniz. Herhangi bir limiti de bulunmuyor. Demo cihazı içerisinde 1 adet EG105G gateway'imiz, 1 adet RAP2200E access point'imiz, aynı zamanda 1 adet RAP1200F duvar tipi access point cihazımız ve bunların bağlı olduğu power over destekli EC205GC-P switch'imiz bulunmakta. Çantanın içerisindeki üçlü prizin kablosunu prize takıp elektriği veriyoruz. Böylelikle cihazlarımız çalışır duruma gelecektir. Network'ümüzdeki switch'imizden Ethernet kablosunu getirip gateway'imizin WAN portuna takıyoruz. Gateway'imizin internete çıkacak portu başlangıçta otomatik IP alacak şekilde ayarlanmıştır. Bu yüzden bu ağda otomatik IP dağıtımı yapılıyor olması gerekmektedir ve gateway'in alacağı IP'nin internete sorunsuz bir şekilde erişmesi gerekiyor. Şimdi telefonumuzdan Ruji Cloud uygulamasını çalıştırıyoruz. Yeni proje oluşturmak için sağ alttan projeye gelip sonra sağ üstten artıya tıklıyoruz. Projeyi nasıl oluşturmak istediğimizi soruyor. İlk seçenekte cihazın üzerindeki barkodu okutabilir veya seri numarasını girerek oluşturabiliyoruz. İkinci seçenekte cihazın Wi-Fi'ına bağlanarak projeyi oluşturabiliyoruz. Ben Wi-Fi'ye bağlanarak oluşturmayı seçiyorum. Burada cihazın kablosuz olarak yayınladığı ismin nasıl olduğunu gösteriyor. Öncelikle bu ağa bağlanmamız gerekiyor. Wi-Fi'ye gelip belirtmiş olduğu SSID'yi bulup bağlanıyoruz. Otomatik olarak tüm cihazları buluyor. Start config ile kuruluma başlıyoruz. Öncelikle projemize bir isim veriyoruz. Sonrasında cihazların yönetim şifresini buradan belirleyebiliyoruz. Senaryo kısmında bu cihazları nerede kullandığımızı belirtiyoruz. Yani otel mi, ofis mi, yoksa bir CCTV projesi mi? Ben ofisi seçiyorum burada. Şifre en az 8 karakter, harf ve rakam içermeli. WAN portu, yani internete çıkış yaptığımız portun modunu burada değiştirebiliriz. Demoda seçili olan DSP ile devam edeceğiz. Gerçek kurulumda müşterinin bilgilerine göre PPPoE veya static IP seçip gerekli bilgileri girip devam edebiliriz. Projeyi başarıyla oluşturduk. Enter Project'e tıklayıp diğer ayarlarımızı yapıyoruz. Kablosuz cihazların hangi isimle yayın yapmasını istiyorsanız o ismi giriyoruz ve kablosuz network için bir şifre oluşturuyoruz. Sonrasında oluşturduğumuz yeni kablosuz ağa bağlanmamız gerekiyor. Burada bu ekranda bunun bilgisini veriyor. Telefonumuzun Wi-Fi ayarlarına gelip vermiş olduğumuz isimdeki Wi-Fi ağına bağlanıyoruz. Uygulamamıza gelip oluşturduğumuz projeyi seçiyoruz. 4 cihazımız da online durumda. 4-5 dakika içerisinde çok kolay bir şekilde Ruji Cloud uygulaması ile onlarca cihazı konfigüre edebiliyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu uygulama ücretsiz ve ömür boyu kullanılabiliyor ve herhangi bir limitte bulunmuyor. Aslında kurulumu bitirmiş olduk. Şimdi de kurulum sonrasında uygulama üzerinde neler yapabiliyoruz, bunlara bir göz atalım. Sağda kamerayı seçtiğimizde eğer network'ümüzde IP kamera ve NVR cihazı varsa
otomatik olarak bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Ve böylece bunlar da topolojide listelenmiş oluyor. Sol altta Toolkit'e geldiğimizde burada birçok farklı aracı görebilirsiniz. Office Config'e geldiğimizde oluşturduğumuz wireless ağı yeniden konfigüre edebiliriz. Buradan istersek kablosuz ağ verdiğimiz ismi değiştirebilir, şifresini değiştirebilir veya speed limit ile download ve upload hızlarını limitleyebiliyoruz. İstersek aynı zamanda ziyaretçi network'ünü de buradan aktifleştirebiliriz. Böylelikle gelen misafirlerinize farklı bir kablosuz ağ bağlandırıp kendi network'ünüzden izole etmiş olursunuz. Toolkit içerisinde update seçeneğimiz var. Update'e tıkladığımız zaman cihazların yazılımı güncel mi değil mi diye kontrol edebiliriz. Yeni bir güncel yazılım varsa da buradan cihazları otomatikman yeni versiyona güncelleyebiliyoruz. Add Device'a tıklayıp cihazın barkodunu okutarak veya manuel olarak seri numarasını girerek projemize yeni cihazlar da ekleyebiliyoruz. Restart'ı seçip uzaktan da tüm cihazlarımızı kapatıp açabiliyoruz. Loop Prevention güzel bir özellik. Switch üzerinde oluşulabilecek bir loop'u bu özelliği aktifleştirerek engelleyebiliyoruz. Bu sayede network'te bir loop olduğu zaman herhangi bir kesinti olmadan çalışmalar devam edebiliyor. Burada örneğin radyo settings'e geldiğimizde farklı kanallar seçebiliriz. Burada bütün kanallar default'ta otomatik gelir. Optimize seçeneği ile kablosuz cihazlarımızın kanal ve güç ayarlarını yeniden yapılandırmasını sağlayabiliriz. Bu sayede eğer access point'te yavaşlama, işte bağlantı sorunu, kopması gibi şikayetler geliyorsa bu optimize işlemiyle bu problemleri giderebiliyoruz. Roaming optimizasyonu ile access point'ler arası sinyal seviyelerini ölçerek access point'lerin en doğru konumlandırmanın yapılmasını sağlayabiliriz. Projemiz içerisindeki cihazları da ayrı ayrı seçip durum ve bilgilerini görüntüleyebiliriz. Bunlar üzerinde de bir takım işlemler yapabiliriz. Örneğin ilk olarak switch'imize tıklayalım. Burada cihazın IP adresini ve hangi portlar aktif bunları görüntüleyebilirsiniz. Poe switch'lerde anlık kaç watt kullandığını ve daha kaç watt kullanabileceğinizi yine buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca aktif portları direkt buradan reboot edebilirsiniz. Özellikle IP kamera projelerinde kameraların donma, kilitlenme gibi problemleri genellikle kapatıp açıldığında düzeliyor. Uzaktan çok rahatlıkla portları kapatıp açarak bu tarz problemleri de gidermiş olabiliyoruz. Cable test ile Ethernet kablolarının durumunu da aynı zamanda test edebiliriz. Eğer ki kablolarımızda bir problem varsa buradan bu problemi görüp ilgili kablonun değişimini sağlayabiliyoruz. Projemizdeki access point'i seçtiğimizde cihazın bilgilerini, IP bilgisini buradan görüntüleyebiliriz. Restart'ı seçtiğimiz zaman access point'i yeniden kapatıp açabiliriz. Sağ üstten client'a geldiğimiz zaman bu access point'e bağlı kaç client var ve bu client'larla alakalı bilgileri de yine burada görebiliyoruz. Gateway'i seçtiğimizde yine cihazın bilgilerini görüntüleyebiliriz. Bağlı portları buradan görebilir. Yine restart'la cihazı kapatıp açabiliyoruz. Client'a tıkladığımızda bağlı kullanıcıları ve bunların bilgilerini buradan görebiliyoruz. Sonuç olarak Ruji Cloud uygulaması ile birlikte çok kısa sürede onlarca cihazı 4-5 dakika içerisinde çok fazla da teknik bilgi gerektirmeden konfigüre edebilir ve kullanım
sonrasında oluşabilecek problemleri de yine uzaktan, lokasyona gitmeden cep telefonumuzda bize sağlamış olduğu tool'larla rahatlıkla gidebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.